planlanıyor. Ve evet, piklemeler başladı. Enes Han ilk düelloyu kabul eden oyuncu, yalnız flashlar gelince Enes Han biraz etkilendi. Ve Enes Han'ın aldığı bir kill var. Engin'in hızlı bir takas geldi. Dagi durmadı buradan ve Dagi totalde aldığı ikinci entry bu. City tarafındaki oyuncuya da bir düello kabul etmek istiyor. Side tarafına hızlı girdi Şangiler takımı, ancak durum 3'e 3'e geldi. Buradan sonra bir retake oynanacak. Mayer hızlıca geldi buraya. Sangal takımı Mayer'den bir tek daha. Durumu 3'e 1'e getirdi. Artık son kalan isim Dark'ta olduğu belli. Yine Banana tarafında pozisyon aldı. Şu an arkadan destek sağlıyor Mayer. Bir smoke daha gelecek mi Banana tarafında? Bir yandan yalnız A tarafında entry alan isim Dagi vs. Sensei. Smoke'lamayı tercih etti Sangal. Ve Şangiler hücumu ağzına yönelirken lurklemeye çalışan Enes Han'ı çok güzel yakaladı. Bile yalnız diğer iki oyuncu hala A'da ve Mayer bu sesleri duyuyor. Mayer yalnızca bir kill çıkarabildi. Sangal'ın hiç iyi senaryo değil. Sensei'ydi. Evet. Şimdi de B tarafında Mayer'i yakalayarak gelen smoke'lar flash'larla beraber B tarafında aktiflik edecek. Yani bu beli havada olan bir isim var. Biraz zorlansa da Enes Han'ı yakalayabilecek ve Ruiz'de kalan bir oyuncu var şimdi. Engin 2 kill birden bulmuş. Mayer'in ona bir desteğe gelmesi lazım. Zek güzel bir headshot. 2 oyuncu birden var. City'de denemeler var. Paz saksı üzerinde bir kill de o buluyor. Ve 3'e 2'ye geldi oyun. Sangal buradan daha avantajlı çıkan taraf. Ruiz'de bu kadar yakın beklemiyordu ama da giden güzel bir reaksiyon. Yeniden eşitlik geldi oyuna 2-2'de. Hala bomba kurulabilmiş değil. Fightlar devam ediyor. City tarafında kaldı. İki Sangal oyuncusu da Sensei'den çıkan bir SSC ikili var. Paz Dagi tarafından yakalanmış olsa da. Solfay'ın oyunu çok kritik. 1v1'de Engin düşen ilk isim oldu ve Short'un kontrolünü birlikte Alsight'in kontrolünü alacak. Gibiler yalnız pek de bilmedikleri bir isim var. Paz bir kill çıkarabilmeyi başardı. Wong'dan gelen backup'a bir cevap da giden ve oyun 3'e 3'te şimdi. Paz oradan yürümeye karar verdi. Yalnız Wong'dan gelen Mayer düştü. Üzerine Campbell bir de Paz'ı düşürerek round'un fişini çekiyor artık. Enes Han tek başına üzerinde şey denemeler var. Ve of, neymiş ya? Atıldı. Soulfly'da smoke'unu gönderdi. Hep tarafından 4 kişi birden çıkacak. Bir anda çıkartma yapacaklar. Of, mükemmel ya. Atış geldi. Keybomb'dan. Şimdi Dagi vs'da çok kutsal anlamda da biraz eksik göründü Sangal ve İlk turdur aslında. 2 round'dur. A oyunu gelecek gibi. Apartman içinde Sensei. Keybomb'u yakaladı. Flash peek gelecek şimdi Zek'ten, bana da yani Han kör kör acımadı. Dikkat edersen hala City base'de olan bir oyuncu var. Engin, Sensei'nin falan çıkarmalarına rağmen hiç hareketlenmemişlerdi. Engin'den Soulfly'a karşı çok açıkta yakalanan bir kill ve Sensei. Jump yok ve Mayer kötü timing. Gördü oyuncuyu ama yakalayamıyor eli havada olan Dagi'ye. Tekrardan orta bölgesine yönelen Şangiler Espor mu? Yo, Banana'ya girdiler direkt. Of, Mayer. Ne kadar kör oldu tam görmedik ama net bir şekilde el havadaydı. İşte o AWP'ler bu işi yapıyor ve Sensei 3'ü de bulacak. Bir oyuncuyu A tarafına gönderdiler. Zek. O A tarafındayken diğer iki isim olacak. Bu arada Kulan bir kill bulabildi buradan ve oyun 4'e 3'e geliyor şimdi. Mayer orada eliğin havada, bir B-Execute geliyor. Pazdan iyi bir flash desteği var. Mayer bitirmek isteyebilir. Pazın yanıcısı bir kill çıkarmış burada. Ve artık durum 4'e 2 üzerine gidecekler. Bir flash desteği, yalnız hiç kimse kör olmadı. Paz bunu beklemiyordu ve düşen bir diğer isim oldu. Engin'den bir flash desteği daha gelecek. Şimdi site'in içerisine doğru plant sesi duyuldu. Yalnız yakın mesafede bir oyuncu var. Ona dikkat etmeyebilirler. Soulfly plant'e oturdu. City tarafında saklanan oyuncu şimdi buldu Engin. Ve artık durum içebilir. Yalnız Soulfly birer birer gelecek oyuncular. Engin'den hızlı bir takas. Ve Sangal oyunu mid'e dökmek istiyor. Bir flash pick geldi ama yani çok düz gelen pickler var. Bazı iki oyuncu yakaladı. Zek şimdi takası alan isim. Bir oyuncu daha var. Sensei. Skoru çıkartmış olmasına rağmen Zek var oraya ama oyun bir şekilde yine 3'e 2'ye getiriliyor. Gelen bir smoke'un içinden çıkma fikri bilmiyorum. Orada gelen iyi bir molotof var Engin. Ona rağmen çıktı, bir ismi vurdu. Birebir takas Zek. Her kontak bir oyun, birlikte oynamayı tercih ediyorlar. Mayer'in elinde bir AWP var. Bu bir dezavantaj oluşturabilir ve işte oluşturdu Zek. Hala birebir de Zek. Ah, Enes Han yakındı gerçekten Zek. Bu 1 ve 2 kılıcı almayı. Diğer oyuncuların da ufak tefek hasarlar aldığını görüyoruz. Şimdi ilerlediğinin farkında Sangal oyuncuları. Engin körken bastı mouse, bir spreyini devam ettiriyor ve bir kill çıkarmayı başardı. Pozisyonu çok kritik. Paz 1, paz 2, paz 3, paz 4! Paz rendeledi geçti. Smoke'larımızı, flash'larımızı harcadık. A-site'ına execute yaparız. Bir düşünce olmuş olabilir. Tabii ki ben de senin varsayımın üzerine bir varsayım kuruyorum. Ajerleri tarafından böyle bir karar çıkmış olabilir. Bu arada bir düello gerçekleşebilirdi. Orada Dagi görmüştü zaten Mayer'in omzunu. Smoke içinde olduğunu, kaldığını tahmin etti ve Spain'de başarı var derken Sensei de onu öne eşitleyecek hamle. 4'e 4'e getirdi oyunu. Meksiko'ya atlayan bir oyuncu var. Enes Han geldi. Geri çekildi. Yani ve çok güzel yakalıyor onu Dagi vs. Hızlı bir plant gelecek mi acaba? Bir kill alıp kaçabileceği bir senaryoda, bir pozisyonda kalması hiç mantıklı bir seçim değil. Sensei'den bu arada bir kill daha ekonomik anlamda. Oyunu nereye yöneltecek acaba Şangiller? Pazlı'nın
değiliz Sensei. Dagiverse'u rahat yakaladı aslında. Kritik bir inisiyatif. Sensei burada düşüp takımını eksik bırakabilirdi ama... Bırakabilirdi. Evet. Güzel bir timing oldu Engin adına. Şimdi bir de doğru atlıyorlar. Olur. Kör Mayer'i yakalamayı başardı. Kullanmış değil. Ve Engin hala çıkarabileceği fraglerin peşinde. Engin kritik güzel bir kill. Yakaladı. Kritik bir kill hemen de aşağı atlıyor. Destek bekleyecek. Yine Sam'dan geldi o destek ve... Boiler'dan gelen oyuncuyu yakalıyor. Engin bir kill daha çıkarabilecek mi? Site'a geçen oyuncuyu şimdi gördü. Plantlemeye oturunca Engin'den çıkan bir kill var. Sol side'den hızlı bir takas. Enesan'dan da aynı şekilde hızlı bir takas. Engin de buralardaydı. B tarafındaydı ancak rotasyonu bir A'ya B'ye götürüyor. Şimdi gelen smoke'larla beraber hücumun B'de olduğunu düşünecek. Sangal takımı Mayer eli havada olmasına rağmen çıkardı o kill'i. Şimdi kritikte bir yanıtı çıkarıyor. Buraya girişi bayağı bir yavaşlatacak. Gelen flashlarla beraber bu arada hem Dagi hem Kembob. Kritik killer çıkararak oyuncu avantajını bir anda Shangiller'e gelmesini sağladı. Paz midden yürüye yürüye gelirken kulundan çıkan bu kill'le beraber artık round'un bütün avantajı Shangiller'e geçmiş oldu. 4'e 2 ilk yarının son round'undayız. Bir pik almak istiyor aynı şekilde. Ruins tarafında hareketlenen bir Engin var ancak hiçbir oyuncu henüz birini bulabilmiş değil. Kulundan bir kill ve Sensei'nin değeri belli. Hata yapmıyor bu retake'de Shangiller ve kombosuyla beraber mid alındı ve 2 kişilik avucum bakalım kesilebilecek mi? Gelen iyi bir nade var bu arada. Yalnız kaçmayı başardı buradan. Minipit'e kadar geliyor. Dagi'den çok iyi bir kill katkısı. Ve Minipit'te olan Soulfly açıkta yakalandı. Mayer'den de Dagi'ye bir headshot ve böylelikle oyuncu avantajı Sangal'ın eline geçmiş oldu. Yalnız Enesan'ın canı çok az. Dikkatli olması gerekiyor. Mayer güzel bir headshotla round'un gidişatının artık yavaş yavaş takımının tamamen eline geçmesine sebep oldu. Ve Mayer bir kill daha. Mayer bir fight daha istedi. Yalnız Zek ona headshot'ı göndererek. Jeps'ten gelirken diğer oyuncu da uzundan giriş yaptı. Paz şimdi pitten çıktı. Direkt tek bir tek de cooluna. Paz hayırdır siz neyi çalıyorsunuz? Erken bir molotof banana tarafına. Buradan bir agresif tek istemiyorlar. Sensei'den yalnız bir deneme. Dagi bunu cezalandırdı. Bir de güzel molotof bırakıyor. Şeylerden şüphelen de ayak seslerini aldı. Oraya doğru bir flash yolladı. Şimdi geçişi engellemek için bir de yanıcı gönderdi. Belli ancak kör. Körken. Kenbop Enesan'ı yakalamayı başardı. Kenbop'tan mükemmel ikinci atış. Mayer'i de yakalıyor şimdi. Burayı güzel savunuyor diyebiliriz Shangiller için. Paz görecek şimdi. Görecek evet çok yakın. Yalnız Taki vs'dan. Yakından vurdu galiba. İnanılmaz bir atış. Engin artık tek başına. Bam güm geldi gerçekten yani, Shangiller'e. Yara yara geldiler adeta. Taki vs. Plant vermiş olacaklar. Hızlı bir rotasyon gelmeye başladı bu arada. Dagi de buraya destek için gelmiş durumda. Yalnız bomboş bir site'e girmeyi tabii ki Sangal da beklemiyor. Ve artık site alındı. Bir plant gerçekleşecek 5'e 5 durumda. Eğer yakın mesafe... Dediğimiz gibi Shangiller B'yi boş bıraktı ama neye göre boş bıraktı? Bu arada Ruins tarafına geliyorlar. Şimdi Kembob yakalanan evet, isim CD'de. Ve evet avantaj ele geçirdi. Avantajla birlikte Sensei'de değil özür diliyorum. Şu an Engin'de bir AWP var. Flashlar geliyor. Bir retake oynanacak şimdi. Çok Engin ıskalamadı. Yani, Engin 2'yi de buldu. Ya flash patladı. 5 saniye sonra çıkıyor şu an. Bir kadar kaçmaya gidiyor. Çalışıyor Alsight'in içinde şu an. Patladığını gördü yine şimdi. Bu arada spene devam etti Enesan. Gelen Nade'in de verdiği hasarla birlikte. Bekleyen Sangal oyuncuları yani var. Şimdi bir Wallbang Sensei'den tekrardan yakaladı. Kullanım hasar aldı. Mayer burayı zorlamaya devam ediyor. Minik Pitcher'ın şimdi kadar da habersiz ve Soulfly 2 kill birden. Evet yani şu an son oyuncuyu Sensei yakalayın. Evet bir SG tercih gelmiş bu arada. Mayer'den yani Sensei mükemmel yakaladı. Bir vererek başlıyor bu round içerisinde Kulun. Önündeki yani JB Smoke ile flash desteği aldı. Kulun çok zorlandı Enesan. Çok zorlandı ve kill'i alan taraf Kulun oldu. Elindeki Deagle ile Mayer'den hızlı bir takas. Hiç acele etmiyor Sangal. Flash geldi. Flash peak ile birlikte. Zek. Kimop da bekliyor aynı şekilde çıkışı. Hiç acele etmiyor. O da bir atış geldi. Wallbang ile birlikte. Üzerine gidecekler ki. Kısa tarafından yalnız çok hızlı oynuyorlar. Zek bir oyuncu aldı. Yalnız çok hızlı alınan takaslar evet var. Hem Zek hem Kimop aynı anda düşürülünce Sangal için kolay bir giriş oldu. Dagi vs. Yalnız ama Mayer yakalamayı başardı. Zaman yani bitti. Yani o kadar oyalandı ki Sangal oyuncuları. Özellikle Mayer'in pozisyonu işte. Kulun gelen smoke'la beraber kendisini site atma dedi. Bu arada Kembob eli havada olmasına rağmen çıkardığı kill entry'yi Shangiller'e getiriyor. Nesan buradan çıkmak konusunda biraz tedirgin. Yalnız Kembob gelen molotof yüzünden hareketlenmek zorunda kaldı. Üzülüyorum. Kulun bu arada Kembob hala site'da kalmaya devam ediyor. Saklanmaya devam ediyor. Bir kill daha buldu. Kembob da gelin de gelen bir kill ile beraber oyun bir anda 3'e 2'ye geldi. Sangal site'ı almış olmasına rağmen. Burada bir shoulder pick denemesi fake attırmak istiyor. Hadi. Yalnız mükemmel reaksiyon pozu yakalamayı başardı. Keleşi aldı hemen. Köşede tek başına sıkışmış Sensei'ydi. Olma yapma tercihine sahipler. Yalnız Zeki pozisyonu çok kritik. Çatı üzerinde Zek Spray'ine devam etti. 2 kill birden buluyor. Bipuz var. Bipuz'da olduğunu biliyor. Ama orada kalmış olduğunu tahmin ediyordu. Çok hızlı bir reaksiyonla Zeki yakalamayı başardı şimdi. Doğru yollanan bir savunma pozisyonu smoke ve Dagi vs. kolundan yakalamayı başardı. İkinci oyuncuya da mükemmel bir flick. Angile ve Spor Enesan sıkışmış vaziyette. Şimdi Dagi onu da yakalamayı başarınca flash peak'le
27. round'dayız. Beraberliği en sonunda yakaladı. Şangiller takımı bu arada Sensei. Artık bir bu yeter dedi. Bu kötü gidişata dur demek için neredeyse. Ancak tercihini buradan yana kullanmadı Sensei. Bakalım bulabilecek mi? Şimdi herhangi birisiyle karşılaşmış. Bu arada sallatmak istedi. Antimob. Biraz enteresan bir noktadan çıkıyor. Yani... Bir oyuncu yakalamayı başardı, hemen geri çekildi. Şimdi takım arkadaşlarından destek bekleyecek. Oo, kritik oldu. Fly'dan yalnız gelen yanıcı. Bir can. Popo da hasar vardı, evet. Mayer bu hasarı. Oy, bir line-up. Engin kördü. İki oyuncuyu arka arkaya yakalıyor. Mükemmel bir line-up'la iki oyuncuyu birden yakalamayı başardı. Yani Engin'in o körken attığı iki kill gerçekten round'un gidişatını. Sangal oyunu biraz daha dondurmuş vaziyette. Ortaya yönelen isimler var. Oo. Sensei çok ince açıdan. C4 evet, hala banana da bekliyor. Evet, o isim Enesan. Bu arada Kulun bir bireysel deneme yapmak istedi ama Sensei buna çok hazırlıklı. Yalnız Zek kritik bir kill ile beraber Alsayt hücumunu biraz daha yavaşlatmak, bir destek almak istiyor. Soulfly'da hızlı bir rotasyona kalkışmış. Yani şimdi B'den gelecek bir oyuncu daha var. Zek'ten çok iyi bir flash desteği Mayer. Hiç kimseyi kör etmiş durumda değil ve Soulfly yakın mesafede paz bir kill çıkardı. Sensei'den çok iyi destek. Soulfly sinsi sinsi bekliyordu o kutu arkasında ama Sensei bir... Evet, Dagi de şu an gözlerimiz Sensei'yi Wallbank'le yakalamayı başardı. İkinci oyuncunun nerede olduğunu tahmin ediyor gibi. Şimdi pastan. Çok güzel bir pick. They're not gonna find anything quite yet, but Zek will. He's gonna land that Glock headshot. It's gonna bring the early one-man advantage to Sahengiller, but Enish with a nice peek there into B tunnel. About a minute 10 on the clock. Dougie though with a nice peek. Major with a clean USP headshot. It's like SHN will be trying their luck at the B site, and Nesh holding things down from default box. He's got three T's running right at him. Flashbang out from his teammate Engine. That's going to pay off so far. And Nesh able to get the initial stop, but Dougie and Soulfly right there to get a pair of trade. Top of Engine's head is seen there in window. Not a whole lot of time to work with. He makes the jump through window, and Soulfly up by three. Sangle looking to make something happen here in round four. Major make a decision here soon. They are grouped up at B tunnel, and Inesh making them pay, spamming through that smoker. Day does find the headshot onto Zek, looking for another. Inesh dodging that flashbang and able to line up a quick collat there. That's three kills on the round so far. Major again looking for the early op pick, and he converts. That's Dougie down. And again, Sangle as well, right on the other side of these smokes. SHN has no way of having that information yet. And Nesh does land the initial kill onto Kulin. Zek there for the trade. Brings us to a 3-on-3 scenario. Only 23 seconds on the clock here for SHN to try to get a plant off. KNB missing his opportunity there onto Major Catwalk, but repeaks again, converts the kill. But that brings it to a 1v2 for Soulfly. He's moving into side, lands the initial headshot onto Sensei, but no time remaining. He's not going to be able. Oh! SHN now rotating through Xbox, taking control of Catwalk, looking to make their way onto platform. Soulfly, I think he thought he had already converted the kill onto Sensei and looked away, or he thought his teammate would take care of that, but Sensei able to fire back. Sensei with a second AWP kill after falling back to long here. Sensei with a third, looking for a fourth. Double scope did, lands the 4K. Sensei by the T side. SHN looking to advance onto platform from Catwalk. Paz looking to hold things down from A ramp with that FAMAS, but not able to do so. Zek closing in on him with Soulfly. Each of them able to get a quick kill there near A ramp. Sensei and Engine able to fire back with a pair of trades, bringing to a 3-on-3 Engine just a couple seconds later. And that's going to leave Enesh and Sensei in a 2v3 retake onto side. Sensei narrowly missing the headshot, does convert. Headshot onto Zek, gets traded. Only Enesh left. 1v1 situation. Enesh versus KNB. Enesh jumping onto the defuse, but jumping. Big pick from Paz there at long. Will stop Kulin. Major and Sensei looking to hold things down defensively from mid. Sensei with a quick 2K. Two Deagle headshots coming in. And Nash throwing a Samos in the next for a third in Engine.
SHN again on their default spread, looking to take control of middle once again as well. Dougie versus another pick there with the AWP from Xbox into CT mid. Finds a second pick as Paz for SHN. Barring something wild, they should be able to convert this round to a dub. Engine does get a little action going for Sango there at middle, but ultimately traded. Not committed to either site quite yet. KNB looking to lead things out long with a teammate here. Gonna get dropped by Engine from opposite entry of long. Zek will get the trade, but bit of damage going out there. 2v3 situation. Another utility coming out here. SHN going for the cross. Kulin firing down from Cat Ledge. Converts the kill onto Anesh. Did quite. Pushing into B tunnel, converts the headshot onto Dougie. That's a big play for Sangle there. SHN during that chaos actually going to make their move up. Catwalk onto a platform, but Sensi in the perfect spot to take out Zek and Soulfly from default there. KNB getting a bit of revenge onto Paz there. But SHN still at the two-man disadvantage. KNB brings it one man closer. Nice headshot there down onto Major at CT ramp. In though, not with a whole lot of health to work with. Anesh finishing off Kulin, and KNB only had 12. Twenty left here for SHN to work with. Kulin with only 5 HP. Other than that, this is a 3v3, but Sensi gonna take out Dougie there. And with Kulin at only 5 health, this is going to be rough for SHN. KNB does convert the trade onto Sensi a few seconds later at Cat Ledge. You're looking to rotate back towards middle here. He's going to have to be careful of his CT spawn. He makes visuals onto Kulin and converts the headshot. Nice play from Sangle, not fully making their way onto it yet. There's still Dougie versus here to maybe make a difference early. But Dougie ultimately forced down into CT spawn again. His teammates rotating to help him out. It's actually 3 CTs in spawn now. Anesh right through the smoke grenade. 4-on-4 situation. Paz, though. Nice headshot there near Catwalk. Does get traded by Zek. Engine near Cat as well with a headshot of his own. 2v3 retake scenario for SHN. Kulin coming around from a ramp. Lands the headshot onto Major. Almost had an opportunity to get Sensi there, but he's left in a 1v2. Right click smoke grenade down. Gets on the fake. Whips 180 and lands a headshot onto Sensi. And Engine gonna need to finish him off right now. Kulin sticking the bomb, but ultimately Engine fake. Sangle actually rotating down towards mid through B tunnel now, taking control of DD, but not for long. Soulfly, big headshot coming in, lands a second kill onto Major. Gonna have to make a decision here soon. Looks like they will be moving up Catwalk towards platform. Enemy seen in the sight. Sensi with a nice headshot onto KNB right before that flashbang goes off. Or as it's going off. That was pretty insane. SHN again going to be forced into a retake scenario. Kulin does have a Galil. Dougie still on the scout. Zek still on the deagle. Dougie whips out his deagle. Finds 2 at Catwalk. That could be the game changer here. It's only Engine remaining. 1v3 situation. He does have the AK. Brings it to a 1v2. Brings it to a 1v1 after another nice headshot onto Kulin at platform. 1v1 scenario. Engine takes out Zek and finishes off. Plays a disadvantage for them. Sangle making their way onto the A side. They've already pushed past Cat, making their way onto platform. Kulin, though, trying to ruin the party. Aug pick onto Paz at DD there. Sangle does cleanly get the bomb down at the A site, though. They're going to try to be holding this in a 4v5 situation. Major moving up to Cat stairs here to hold things down defensively. Zek, though, coming in with a big headshot near CT spawn stairs. That Sensi down. Major big headshot at Cat for himself. Pair of trades coming in, but Anesh
using that MAC-10 to his advantage as well. Switches to the AK, has almost no time to get near the defusing. He's left in a 1v2. And Soulfly will other utility single. Moving past Catwalk again onto platform, trying to secure the A site. Anesh will fall to that grenade. Nice toss and ricochet from K and B. Sengle again going to be trying to defend the bomb 4v5, but Engine holding things down from long entry, watching that flank. It's a nice kill onto Zek. Paz doing his part from Catwalk ledge. Will convert the headshot onto Dougie. Trade coming in there from Kulin, finding some revenge on Engine. Sensi watches the cat flank. Nice play from him. It's only K and B remaining with 42 HP, making his way up A ramp. Lends the headshot onto Major, looking for the remaining two players of Sengle. Time about to expire and nothing out for the second off as Sengle continues to move up long A. Major stepping through the smoke onto CT ramp here, lands the head. Sensi putting that off pick onto Soulfly, but SHN right there with a beautiful. Yeah, they're gonna fall back a bit. Sensi still waiting for that pick from Pit. Gonna land it there. A little double scope onto Kulin. Sensi looking for another. Able to convert that Soulfly down. Things not looking too hot for Sahengiller here. KNB flying out of that smoke grenade. Finds two. The initial headshot followed up by a blind kill through the smoke. Zek throwing his Deagle into the mix as well. Finds the headshot onto Paz. Sensi able to return fire from the site there. To a 2-on-2, but Dougie versus right there with his own AWP and an elevator converts the pick onto Sensi. 1v2 for Major, has the AK-47. Bomb is indeed planted. Dougie versus left in a 1v1 here, has the information, moving up on default boxes here, but Major wrapping around from the left. Soulfly, K and B looking to hold things down from A ramp, lands the initial op kill onto Major. K and B looking for another, but with nowhere to turn, is forced into that against on the clock. But Sengle are the ones who still have control of site, but not for long. Maybe Zek on the initial headshot finds Anesh peeking right from next default, to the bomb here in CT spawn. He's backed up by Dougie in mid as well, and Kulin. Making their way through mid doors once again, this time on a full buy. Major again on the 5-5-2, but Soulfly coming up big there from window area, joined by KNB and Zek. That's going to be four members of Sengle falling already at middle, and it's all up to Sensi now with that AD in hand. Sensi will convert two immediately, takes out Soulfly after whipping quickly there to his right. Sensi brings this to a 1v2 after some more well-placed op accuracy there. It's KNB and Kulin advancing towards the site, and Sensi lines up the collateral from Goose for the win.